Hepimizin evlerinde bulunan fotoğraf makinesinin mucidinin 1000 yıl önce yaşamış Müslüman bir bilim adamı olduğunu biliyor muydunuz? Fotoğrafın keşfi denince çoğumuzun aklına fotoğraf makinesinin icadı gelir. Oysa fotoğraf makinesinin atası sayılan karanlık kutunun tarihi çok daha eskiye ve Müslüman bir bilim adamına İbn el-Heysem'e dayanır. Leonardo da Vinci, bir iğne deliğinden giren ışıkla yüzey üzerinde görüntü oluşturmayı sağlayan basit aygıta, Latince'de oda anlamına gelen kamera ve karanlık anlamına gelen obscura kelimelerinden hareketle kamera obscura adını vermişti. Oysa Da Vinci'den 500 yıl önce İbn el-Heysem, kamera obscura'nın çalışma prensiplerini ortaya koymuştu bile. Ve el-Heysem bugün pek çok batılı bilim tarihçisi tarafından karanlık odanın mucidi olarak kabul edilmektedir. İbn el-Heysem 7 kitaptan oluşan ünlü eseri Kitab el-Menazır'da karanlık kutunun çalışma prensibini bir mum deneyiyle açıklar. Işıkların ve renklerin havada ya da benzeri saydam nesnelerde karışmadığı açıktır. Işıkların karanlık bir mekana geçip oradaki bir perde üzerine düştüğü bir deliğin önünde farklı uzaklıkta ve şekilde yerleştirilmiş çok sayıda mumun ışığı, mumların konumuna göre farklı şekilde bu perde üzerinde ortaya çıkarlar. Aralıkta doğrusal bir çizgi boyunca geçen her bir mumun görüntüsü, perdede tersi bir konumda ortaya çıkar. Eğer mumlardan biri örtülürse, yalnızca o mumun görüntüsü ortadan kalkar. Örtü kaldırılırsa, ışık geri gelir. El-Heysem, mum deneyiyle karanlık kutunun temel unsurlarını belirledi. Bunlar, dört tarafı kapatılarak ışık sızdırması engellenmiş bir kutu, kutunun bir yüzünde açılmış çok küçük bir delik, deliğin karşısında ışıkla aydınlanmış bir nesne ve kutunun içerisinde deliğin tam karşısına gelen beyaz yüzeyde aydınlanmış nesnenin ters yüz, baş aşağı ve sağ sol ters edilmiş görüntüsüydü. İbn el-Heysem bununla da kalmadı. Karanlık kutuda oluşan görüntünün niteliği açısından etkili olduğunu düşündüğü, deliğin biçimi çapı, yüzeye uzaklığı ve karanlık kutunun aydınlanmış nesneye uzaklığı konularında da çalıştı. İbn el-Heysem 1000 yıl öncesi yaptığı bu çalışmayla modern fotoğrafçılığın yolunu açtı ve bilim tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.